Mutfaktaki yangın tarlada da sürüyor. Tarlada alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Tüketici enflasyonun yanı sıra çiftçide de maliyet artışı her geçen gün büyüyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi TÜİK verilerine göre Temmuz'da bir önceki aya kıyasla %1.31 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre %133, geçen yılın Aralık ayına kıyasla %83 ve 12 aylık ortalamalara göre %79.72 arttı. Öyledir efendim, köylü milletin efendisidir. Patlıcan 12, 13, 15'ten aşağı düşmedi. Geçen hafta yumurta 55 liraydı, şu anda 70 lira. 2 hafta geçti, 1 hafta geçti aradan. Ben belli yerlerden alıyorum. O düşme işi bitti. Tüketici için etiketlerin düşeceği umudu çoktan bitti. Tezgahlarda ürünün en bol olduğu dönemin de artık son haftaları. Bizim gıda fiyatlarının bugün için baktığımızda işte pahalı dediğimiz ürünlerin önümüzdeki aylarda daha da yükseldiğini göreceğiz. Çünkü tarladaki maliyetler rekor seviyede yükselmeye devam ediyor. TÜİK'e göre Temmuz ayında tarımsal girdi fiyat endeksi aylık %1,31 arttı, yıllık %133,41 seviyesine yükseldi. Hem dünyadaki gelişme hem bizdeki dolar artışından dolayı gübre fiyatlarının yeniden yukarıya doğru tırmandığını göreceğiz. Üretimde çiftçinin belini büken gübre, TÜİK'in rakamlarında dahi yıllık artışta %234'e çıktı. Onu %201 ile enerji ve yağlar takip etti. Hayvan yeminde ise %145 artış kaydedildi. Üstelik tarladan başlayan bu maliyetler daha da artmaya devam ederken son halkada tüketicinin cebine doğrudan zam olarak yansıyacak. Girdi fiyat endeksindeki bu enflasyondaki maliyetlerdeki bu artış tabii ki öbür tarafta doğrudan 85 milyonun rafını ilgilendiriyor. Raflardaki ürünlerin fiyatlarını ilgilendiriyor. Bu kış domatesi ne kadardan yeriz? Ben 50 gibi öngörüyorum. Şu an son haftaları. Bundan sonra daha düşmez, yükselir. Pazar tezgahında artık tarladaki son mahsuller var. Domatesin kilosu 6,5 liradan satılıyor. Önümüzdeki haftalarda bu etiketleri bulabilmek zorlaşacak. Kışın özellikle domatesin 50 liraya kadar çıkacağını düşünen tüketici şimdiden bol bol alıp kış için hazırlık yapıyor. Şimdiden hazırlığımızı yapalım ki 3 tane çocuk, ev kalabalık, 5 kişiyiz. Geçim derdindeyiz. Geçim derdinde olanlar için pazardaki yazdan kalma etiketler bile yüksek. Üstelik tarladaki enflasyon henüz tüketiciye yansımadı. Şöyle sorayım size. İddia ettiğiniz gibi seçimi kazandınız. Siz de elinizi tabii taşın altına koyacaksınız. Tarım için, köylü için, besici için ne yapacaksınız? Yapılacak o kadar çok şey var ki Türkiye'de bilerek ve istenerek çok sistematik bir programla tarım tasfiye edildi. 80 yıllık Cumhuriyet'in kurduğu bir ekosistem var tarımda. Birlikleriyle, kamu iştirakleriyle, şeker fabrikalarıyla, finans kuruluşu, tarım kredi, ziraat bankası. Maalesef bunu paramız var ki satın alıyoruz diyerek tasfiye ettik. Bugün İşte enflasyon girdilerindeki, üretici girdilerindeki enflasyonu biraz evvel haberden okudunuz. Şunu diyemezsiniz. 7 tane gübre fabrikasını 272 milyon dolara özelleştirip niçin bugün gübre fiyatı %400-500 arttı diyemezsiniz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin yayınladığı işte tarla raf endeksi var. 20 yıldır iktidardasınız. Bundan 20 sene önce de %300 fark vardı. 400'lere çıkmış bugün. 20 yıldır değiştirememişsiniz. Bugün bir vatandaşımız söyledi, bir hanımefendi, geçim sıkıntısı, geçim derdindeyiz. Taneyle domates alır hale yaz döneminde getirmişsiniz. Sadece çiftçi için değil, esnafla ilgili de dün Maltepe pazarındaydım, çok selamları var. Sizlerle de mesajlaştık. Selam söyleyin. Oradaki esnaflarımız. Onun dışında Tunal'da geçen gün gezdim. Orada bir esnafımız 30 bin lira kira veriyorum diyor. 57 bin lira elektrik faturası geldi. Türk tarihinde ilk defa yani kirayla cari giderlerini denk tutan esnaf bugün sadece elektrik faturası kira bedelini aşmış vaziyette. Bu bir tercih meselesi. Sayın Erdoğan'ın biliyoruz sureti haktan görünerek kurtla yiyip kuzuyla ağlıyor. Bugün Türk tarımı sulama projeleri başta olmak üzere işte 79 yılında GAP projesi başlanmış Demokrat Parti olarak
çizgimizin özelliği belli. Sayın Demirel'in Türkiye'nin kıt kanaat imkanlarıyla yaptıkları belli. Bugün de aynılarını yapmak durumundayız. Zaman zaman eleştiriliriz. Köylünün çiftçinin partisi diye. Ama bir şeyi unutmuşuz. Köylüyü çiftçiyi desteklerken aslında metropollerde yaşayan milyonlarca insanımızın gıdaya erişimini, ucuz, temin edilebilir bir erişim sistematiğini kurmak için bunu yapmışız. Bugün parçaladık, bu döngü kırıldı. O açıdan yapılacak, Türkiye'de, dünyada da bu böyle büyük karteller oluşmuş. Bunlara karşı Türk çiftçisinin arkasından devletin teminatını koymak durumundayız. Ürettiğinin teminatı devlet olmak mecburiyetinde. Birlikleri yeniden ayağa kaldırmak durumundasınız. O açıdan neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin bu yarım kalmış projelerinden başlayarak anlamsız projelere işte Sayın Karamollaoğlu da ifade etti. Umut tacirliği yaparak 20 yılda 717 bin konut üretilmiş TOKİ. 20 yılda. Yıllık ortalamaya baksanız 35 bin. Şimdi bunun imkan ve finansman boyutuna baksanız. Ama biz gelenek olarak şunu yapamazlar edemezler gibi değil. Türkiye'de bugün vatandaşı hayat pahalılığına mahkum etmişsiniz. Enflasyona boğdurmuşsunuz, gelirini kaybetmiş. Şimdi diyorsunuz ki biz vergilendirme modelinizde çarpık bir şekilde vergiyi toplayacağım. Biraz adaletle dağıtacağım, biraz adalet üreteceğim. Bununla işin içerisinden çıkamazsınız. Peki. Şimdi efendim gördüğünüz gibi söylemleri farklı. Bu şimdi sağ siyasetin onun için işte etkisi daha farklı. İşte Gültekin Uysal, Akşener, Davutoğlu, Babacan. Şimdi sağdan konuşmanın farklı da bir etkisi var. Çünkü 20 yıllık bir iktidarın karşısında... Evet. Böyle bir söylem geliştirmişsiniz. Zaten bir şeyin altını çizeceğim tam yeri geldiği için. Sayın Erdoğan kendi sosyolojisine hitap edecek bir sağ referans, sağ parti. Karşı da istemiyor. Bunu istemiyor. O böyle hep sol olsun, hep böyle marjinal, böyle bir en uçtan bir şey. Kapalı gişe oynadığı bir mekanizma var. Çünkü vardı. Öyle bir o kırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısı oradadır. Katılıyorum. Bunu kırdı. Bir gazeteci olarak katılıyorum. Devletleştirebileceklerini partileri, aktörleri de devletleştirdi. Peki. Şimdi efendim bir soru daha soracağım. Son soru. Sizinle Hyde Park'a, yok Hyde Park'a değil, Central Park'a gidelim. Peki. Londra'ya değil, New York'a gidelim. Tamam, bir dakika. Şimdi bu arada bunu Funda Uluyüz bana gönderdi, sağ olsun. Mustafa Oğuz Mucurluoğlu, engellerin habere erişiminde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri. Dedi ki, Funda yazmış bana Ankara'dan, ama dedi bak o içinde sana bugüne kadar yazılmış en anlamlı yazıdır dedi. Yazının yazılış biçimiyle ilgili olarak bakın. Çünkü bunu size bir gün daha... Görelim burayı arkadaşlar. Heh. Bu yazıyı dedi o kadar zor şartlarda yazdı ki senin için dedi. Biraz sonra İranlı kadınlar üzerinden kadınların yaşadıklarını konuşacağız. Sizden ricam özellikle kadınlar birbirinize telefon açın. İsmail İranlı kadınları kadınları konuşacak konuyla. Ne oldu? İranlı kadınlar seslerini yükseltiyorlar. Neden? Bunu anlamamız gerekiyor. Birbirinize haber verin. Ve bu arada Gökçe Fırat, Kadınları Neden Öldürüyorlar isimli kitabıyla da bizimle birlikte. Görüntüyü nereye veriyoruz? Hilal ya da Güven. Heh. Sayın Başkan, burası Central Park. Bunu bir yorumlar mısınız? Rica edeceğim. Bence çok önemli bir fotoğraf ve görüntü. Gönlümüz arzu eder ki Sayın Erdoğan Central Park'ta böyle gezerken keşke Gezi Parkı'nda gezebilseydi. Keşke Kuğulu Park'ta gezebilseydi. Başka parkta gezse. Ama... Baskıcı rejim ve yöneticilerin öyledir. Yani batıya gittiklerinde bir meşruiyet kargısıyla daha yumuşak davranırlar. Böyle çünkü biz de bunu hak ediyoruz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti böyle gülümseyen, böyle parkta yürüyorsun. Hatta eşofmanları giyse bak yanında Murat Mercan var. Washington Büyükelçisi, Feridun Sinirlioğlu var. Sayın Erdoğan'ı işte değişiminin sırrı orada zaten. He. 20 yıl önce böyle değildi Sayın Erdoğan. Geldiğimiz noktada bu fotoğraf biz de böyle görelim Türkiye'de değil mi? Kendisini tekzip ediyor bugünkü Türkiye'nin içine düştüğü hali. Ben o açıdan çok önemsiyorum bu fotoğrafı. Ben de size bir sormak istedim bunu mutlaka. Bak şöyle konuşuyor mesela, sohbet ediyor, böyle gülümsüyor. Şimdi Gezi Parkı'nı hatırlıyoruz. Yani şu görüntüyü orada verebilmiş olsaydı bunlar yaşanır mıydı? Türkiye'de hiç bir yaşanmaz. Travmaya dönüşür yok. Müydü? İşte Abdullah Gül, Bülent Arınç onlar bunu söylediler. Evet. Yani gerek yok dediler bu yöneticiler kaldıya. Daha müsamahakar, daha hoşgörüyle davranacak. O açıdan önemli bir fotoğraf. Canım başkan, Şeyh Edebali ne demiş? Evet. Ey oğul dememiş mi? Ey oğul demiş. Bundan sonra... Öfke, sabır bize, öfke karşıya diyor. Bundan sonra güceliklik bize, barıştırmak sana demiş. Evet. Ey oğul, liderden beklentimiz budur. Gültekin Uysal. Çok teşekkür ederim. Halk hayırlı TV'de olur. İnşallah.
Her zaman.